Çünkü Hegel dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önce genel bir girişten sonra Hegel'in hukuk felsefesine biraz yakından bakmak istediğimizi söylemiştik ve demiştik ki dört oturumda, en az dört oturumda Hegel'in hukuk felsefesini yakından incelemek istiyoruz demiştik ve geçen hafta bu konuda ilk oturumumuzu yapmıştık ve onun hukuk felsefesinin ilk bölümü olan soyut hukuk bölümüne bakmıştık arkadaşlar. Hukuk felsefesini, Hegel'in hukuk felsefesini özgürlük sistemi olarak anlatmıştık ve demiştik ki hukuk felsefesi aslında hakkın bir gerçekleşme sürecinin ortaya konuşudur. Yani burada o zaman hakkın ve hukukun bir yerde gerçekleşmesinin hem tarihsel süreci hem de mantıksal süreci beraber işleniyor. İstiyorsanız hakkın ve hukukun tarihsel oluşum süreci ortaya konurken aynı zamanda bunun tabii ki modern toplumda da oluşum süreci mantıksal olarak ortaya konuyor. Bu bakımdan hukuk felsefesinde hakkın ve hukukun hem tarihsel hem de mantıksal oluşum ve gerçekleşme sürecinin ortaya konduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan soyut hukuk, bu hakkın ve hukukun gerçekleşme sürecinin ilk bölümüydü. Hatırlıyorsanız orada kişinin kişinin merkezde olduğu ve hukukun da soyut hukuk olarak eşyalar dolayısıyla kişinin veya insanların eşyalar dolayısıyla birbirleri üzerinden eşyalar üzerinden birbirleriyle ilişkilenmesi sonucu oluşan bir ne diyelim oluşkun ilişkiler dizgesi ve burada mesele kavramın yani hukuk kavramının biçimsel var olması ile ilgili arkadaşlar. Kişiler birbirlerini hem hak sahibi olarak tanıyorlar, karşılıklı birbirlerini aynı zamanda kişinin mülkiyet olan ilişkisini ne diyelim tanıyorlar. Dolayısıyla burada bir biçimsel hak kavramının, hukuk kavramının biçimsel var olma tarzı söz konusu arkadaşlar. Şimdi bunu bir karşılıklı formel ilişkiler çerçevesinde bile olsa, biçimsel ilişkiler çerçevesinde bile olsa bunu bir karşılıklı yasalar çerçevesinde karşılıklı bir tanınma sistemi olarak anlatmıştık ilk aşamayı. İkinci aşama arkadaşlar, ikinci aşama hukuk kavramının öznel var olma aşaması, hukuk kavramının
hak kavramının Rech burada Almanca'da hem hak hem de hukuk anlamına geliyor arkadaşlar. İkisi birden söz konusu. Yasa kavramından farklı olan bir şey bu. Almanca'da Gesetz denilen yasa kavramından farklı. Dolayısıyla bunun için hem hak ve hukuk ikisini birden söylüyorum. Şimdi hukuk felsefesinin ikinci bölümü veya istiyorsanız hakkın ve hukukun gerçekleşmesinin ikinci aşaması arkadaşlar öznel kavramın hak ve hukuk kavramının öznel var olma aşaması. Öznel var olma aşaması yani bu aşamada artık biçimselliğin aşıldığı öznelliğin devreye girdiğini görüyoruz. Biçimselliğin aşıldığı yani hakkın genel olarak hak kavramının genel olarak hakikatte değil aynı zamanda öznelliği de kapsayan bir şekilde gerçekleşme aşaması söz konusu burada arkadaşlar. Hegel moralite olarak tanımladığımız veya moralite olarak çevirdiğimiz ikinci bölümde, birinci bölüm soyut hukuk abstraktsesrecht, ikinci bölüm ise arkadaşlar moralitet, bunu Türkçe'ye ben moralite olarak aktarıyorum. Şimdi bu bölümde Hegel moralite bölümünde Hegel hakkın, hukukun yani hak hukuk kavramının öznel var olma tarzının gerçekleşmesini üç başlık altında birbirini takip eden üç başlık altında ele alıyor arkadaşlar. Birinci bölüm ne diyelim? İstiyorsanız niyet ve suç de diyebiliriz buna. Belki daha doğru bir şekilde kasıt ve suç demek daha doğru olur. Kasıt ve suç. Sonra niyet ve iyilik. Ve en son olarak da arkadaşlar en son olarak da iyi ve vicdan bölümünde gerçekleşiyor. İyi ve vicdan bölümünde yani üç başlık altında önce kasıt ve suç, bunun karşıtı olarak niyet ve iyilik. Ve sonra bu iki bölümün ne diyelim sentezi olarak arkadaşlar bu iki bölümün sentezi olarak ise iyi ve vicdan bölümü geliyor. Şimdi Hegel'in burada kasıt ve suç ilk aşamaya kasıt ve suç demesinin nedeni şu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi modern toplumda henüz ahlaklılık gerçekleşmiş değil. Dolayısıyla modern toplum yani hakikatin kendisi ahlaklılığın gerçekleşmiş olduğu bir toplum olmadığı için burada insanın masum kalması mümkün değil. Yani insan
bu yabancılaşmış dünyada kendisini gerçekleştirecekse, bir yerde var olan koşullarda gerçekleştirmek zorundadır ve var olan koşullarda kendisini gerçekleştirmesi, yani bu yabancılaşmış olan dünyada insanın kendisini gerçekleştirmesi, var olan dünyaya karşı masum kalmaması, sonunda masum kalmaması, yani suç işlemesi anlamına geliyor arkadaşlar. Bununla kastedilen tabii ki yasal bir suç değil, daha çok bu yabancılaşmış dünyanın iyiye dönüştürülmesiyle ilgili olan bir şey. Suç durumu Hegel'e göre bu ilk aşamada, moralitenin ilk aşamasında, yani hak ve hukuk kavramının gerçekleşmesinin ikinci aşamasının birinci aşaması olan kasıt ve suç bölümünde suç hangi anlama geliyor? Eğer bir öznenin eylemden önceki kasıtıyla eylemden sonraki sonucu arasında bir tutarlılık var ise ve bu tutarlılık, yani sonuç, ahlaklılık çerçevesi, akıllılık çerçevesinde kalıyorsa, kasıt akıllılığa uyuyorsa, eylem süreci, eylem sürecinde seçilen araçlar vesaire ve sonuç, bunların hepsi bir biçimde ahlaklılık çerçevesinde temellendirilebiliyorsa, akıllılık çerçevesinde temellendirilebiliyorsa, yabancılaşmış dünyada insan zorunlu olarak o zaman suç işlemiş oluyor. Ama tam da hakkın ve hukukun bu yabancılaşmış olan hakikatte gerçekleşmesinin koşulu da budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında hukuk kavramının, hak kavramının dünyada öznelliği de kapsayacak şekilde gerçekleşmesi, bu bakımdan aslında dünyanın da değiştirilmesi, dönüştürülmesi, yani akıllılığa, ahlaklılığa, özgürlüğe göre değiştirilmesi, dönüştürülmesi anlamına geliyor. Bundan dolayı moralite bölümünün hak ve hukuk kavramının gerçekleşmesinin soyut hukuktan sonra ikinci aşaması olan moralitenin ilk aşamasına Hegel der Vorsatz und Schuld diyor arkadaşlar. Bunu ben Türkçe'ye kasıt ve suç olarak çevirdim. Schuld suç demek. Yani suç işlemek anlamına geliyor bu bakımdan. Kasıt ise aslında niyet etmek, amaçlamak anlamına geliyor. Fakat burada kasıt artık somut pratik eyleme geçme aşamasında amaçlanan bir şey olduğu için ona biz kasıt diyoruz arkadaşlar. Yani somut eylemlilik bağlamında olduğu için niyet çok daha genel bir kavram bu bakımdan. O zaman ilk aşama bir yerde öznenin kendisini yabancılaşmış olan dünyada hak öznesinin kendisini yabancılaşmış olan dünyada gerçekleştirmesi demek, onun eylemesi demektir. Yani o yabancılaşmış olan dünyada hak öznesi olarak kendisini gerçekleştirmesi ancak eylemliliği çerçevesinde mümkün olabilir. Dolayısıyla onun her zaman için bir somut eylemlilik bağlamında bir kasıtı vardır ve bunu hayata geçirmesi için bir adım adım takip etmesi gereken bir süreç, bir planı vardır ve tabii ki her adımda seçeceği araçlar vesaire vardır ve sonunda bir sonuç ortaya çıkar. Yani eylemin ürünü diyelim, sonucu ortaya çıkar. Bunların hepsi birbiriyle tutarlı ise, akıllılığa ve ahlaklılığa uygun ise, kasıt, süreç, araç ve sonuç, o zaman işte
hak öznesi bu yabancılaşmış dünyada bir ne işlemiş oluyor, suç işlemiş oluyor. Burada söz konusu olan yasal suç değil arkadaşlar. Yani masumiyeti kaybetme anlamında istiyorsanız yabancılaşmış, yani ahlaki olmayan dünyada ahlaki eylemek anlamında yabancılaşmış dünyaya karşı suç işlemek anlamına geliyor. Birazcık belki ironik bir çağrışımı olabilir bunun arkadaşlar. Şimdi bunun karşıtı olarak birinci aşamanın kasıt ve suçun karşıtı olarak ikinci aşama devreye giriyor. İkinci aşamada ikinci aşama Absicht und Wohl olarak tanımlanmış arkadaşlar veya bu başlık altında ele alınmış ve burada bunu Türkçe'ye niyet ve iyilik diye çevirdim ben. Niyet ve iyilik, Wohl tabii ki refah anlamına da geliyor genel anlamda aldığımız zaman, ama bir kişi bağlamında alırsak pekala bunu iyilik olarak da çevirebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada ikinci aşamada neden niyet ve Wohl? Burada artık mesela yalnızca her şeyden önce tabii ki ne değil, formel değil mesela, formel değil ve tabii ki öznel bakımdan, öznel bakımdan özgürlüğün gerçekleşmesi söz konusu. Ve burada arkadaşlar mesela nedir? İkinci aşamada mesela hukuk öznesinin kendisinin doğasına ilişkin bir kavrayışa sahip olması gerekiyor. Ve tabii ki bu kendisine ilişkin ne diyelim, kendi öznel doğasına ilişkin bir kavrayışa sahip olması aynı zamanda onun kendisinin öznel gereksinimlerin neler olduğuna ilişkin de bir bilgisinin olması anlamına geliyor. Dolayısıyla burada artık bu ikinci aşamada artık ahlaki özneden, hak öznesinden, yani birinci bölümdeki soyut hukuk bölümünde olduğu gibi hak öznesinden bahsetmek yerine burada artık ahlaki özneden bahsetmek daha doğru olabilir. Birinci moralite bölümünün birinci kısmında, kasıt ve suç kısmında, orada ne dedik biz? Ahlaki öznenin kendisini dış dünyada gerçekleştirmesi meselesi vardı. Yani dış dünyayla olan ilişkisindeki ahlaki öznenin mahsum kalması mümkün değil. Dolayısıyla kendisini orada dış dünyada gerçekleştirmesi söz konusu. Fakat ikinci aşamada, yani nesnel dünya karşısında, şimdi öznelliği Hegel devreye sokuyor. Dış dünya karşısında şimdi ahlaki özne neyi bilmek zorunda? Kendisinin ne olduğunu, yani kendisinin özgür özne olduğunu bir yerde bilmesi gerekiyor. Bu bağlamda özgür özne olmanın ne anlama geldiğini bilmesi gerekiyor. Yani kendisinin öznel doğasına ilişkin, öznel
ahlaki özne olarak kendi öznel doğasına ilişkin bir kavrayışa sahip olması gerekiyor. Bu eş anlamda nedir arkadaşlar? Kendi öznel gereksinimlerini bilmesi gerekiyor ki bu öznel gereksinimlerini eylemliliğinde ne yapabilsin? Gerçekleştirebilsin. Nesnel dünya o halde birinci aşama kasıt ve suç bölümünde nesnel dünya söz konusu iken niyet ve iyilik kısmında arkadaşlar ikinci aşamada Hegel öznelliği devreye sokuyor ve bu aşamada öznenin kendisine ilişkin, kendi kendisine ilişkin, kendisinin ne olduğuna ilişkin, yani bir özgür özne olduğuna ilişkin bir öz kavrayışa sahip olması gerekiyor. Ve bu bağlamda da elbette kendisinin öznel gereksinimlerinin neler olduğunu bilmesi gerekiyor ki eylemliliğinde tam da kendi öznel gereksinimlerini ne yapabilsin, giderebilsin arkadaşlar. Bu ikinci aşama oluyor. Kasıtın karşıtı olarak bu bakımdan tez ve antitez gibi okuyun arkadaşlar. Hegel olsaydı zet sen derdi ve negasyon. Zet sen ve negasyon koyma ve yatsıma anlamında koyma ve yatsıma anlamında geliyordu. Sonra arkadaşlar moralite bölümünün üçüncü kısmı ya doğrusu üçüncü aşaması geliyor. Şimdi burada bu üçüncü aşama veya üçüncü uğrak da diyebiliriz buna. Moralitenin üçüncü uğrağını Hegel iyi ve vicdan olarak tanımlıyor veya iyi ve vicdan başlığı altında ele alıyor. İyi olan ve vicdan olarak da çevrilebilir. Bu başlık altında ele alıyor ve burada aslında ne diyelim mesele şu arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamada ahlaki özne kendi gereksinimlerini gidermeye çalışırken yani aslında kendi kendisini aslında gerçekleştirmeye çalışırken aynı zamanda kendisini gerçekleştirmeye çalışan diğer öznelerle diğer ahlaki öznelerle diğer hak özneleriyle ne yapıyor? Karşı karşıya geliyor ve kendi kendilerini gerçekleştirmeye çalışan hak öznelerinin burada bir karşıtlıkla karşı karşıya olduklarını görüyorlar. Yani herkes kendi öznel gereksinimlerini giderirken ne yapıyorlar arkadaşlar? Birbirleriyle burada ne yapıyorlar? Karşı karşıya geliyorlar. Birbirleriyle karşı karşıya geliyorlar ve birbirleriyle ilişkilerinde neyi yaşıyorlar? Çelişkiyi yaşıyorlar. Birbirleriyle ilişkilerinde neyi yaşıyorlar? Çelişkiyi yaşıyorlar arkadaşlar. Yani diğerini bir çelişki olarak kendisinin çelişkisi olarak algılıyor her bir ahlaki özne. Dolayısıyla her bir ahlaki özne kendi iyiliğini gerçekleştirirken neyi kavruyor arkadaşlar? Neyi kavruyor? Bu çelişkili durumda yani herkesin kendi gereksinimini kendi kendisini özgür özne olarak özgür ahlaki özne olarak gerçekleştirirken bu zıtlıkların varlığı onlarda
gereksiniminin uyanmasını beraberinde getiriyor. Neyin gereksiniminin oluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Genel bir burada mesela artık öznenin, ahlaki öznenin kendi bireysel öznelliğini gerçekleştirmek değil veya herkesin kendisinin bireysel öznelliğini gerçekleştirmesi değil, aynı zamanda hepsinin burada kavramış olduğu her birimizin teker teker kendi öznelliğimizi gerçekleştirmemiz, genel ahlaki durumun oluşması ile ilgilidir. Yani aslında her birimizin teker teker kendi özgürlüğümüzü gerçekleştirme ihtiyacımız, gereksinimimiz genel bir özgürlük durumunun oluşması. Yani şöyle de denebilir buna. Öznel özgürlüklerin, her bir öznel özgürlüğün diğer tüm öznel özgürlükleriyle uyum haline getirilmesi. Yani mesela o zaman sadece bireyin ahlaki öznenin toplumda kendi özgürlüğünü gerçekleştirmesi değil, aynı zamanda mesela arkadaşlar bütünün, yani bütün bir toplumun ahlaki özne olarak kendisini kurması. Ancak bu koşul yerine geldiği zaman, o zaman tüm ahlaki özneler ne yapabilirler? Tüm ahlaki özneler kendi özgürlüklerini diğerlerinin özgürlükleriyle uyum halinde gerçekleştirebilirler. Her bir ahlaki özne kendi gereksinimini, kendi öznel gereksinimini diğer ahlaki öznelerle uyum içerisinde ne yapabilir arkadaşlar? Gerçekleştirebilir. Evet, o zaman hukuk felsefesinin ikinci aşaması, soyut hukuk bölümünden sonraki ikinci aşaması olan moralite bölümü arkadaşlar, bu bakımdan bu üç aşamada ele alınıyor. Hak ve hukuk kavramının gerçekleşmesinin, modern toplumda gerçekleşmesinin ikinci aşaması olan moralite bölümünde bu üç uğrağı, üç uğrakta diyelim, gerçekleşiyor ve böylelikle yeni bir aşamaya doğru ne yapıyor, evriliyor. Bu yeni aşama arkadaşlar zikrikayt bölümü, yani benim ahlaklılık diye çevirdiğim üçüncü bölüme ve hukuk felsefesinin tabii ki en uzun bölümü olan, neredeyse kitabın tamamını kapsayan üçüncü bölüme ne yapıyor? Evriliyor arkadaşlar. Şimdi bu aşamadaki o zaman önce dış dünya, öznenin dış dünya ile olan ilişkisi, kendisini dış dünyada gerçekleştirmesi, sonra kendisini öznel olarak gerçekleştirmesi ve bunun ikisinin sentezi olarak da arkadaşlar herkesin özgürlüğünü, herkesin özgürlüğüyle uyumlu hale getirildiği, dolayısıyla bir bütün olarak genel özgürlüğün sağlandığı üçüncü uğrak. Bu uğrak arkadaşlar ondan sonra, yani bu üçüncü uğrağın son aşamasında herkeste oluşan ne vardır? Herkes kendi gereksinimini gerçekleştirmeye çalışırken diğerlerinin de kendi gereksinimlerini gerçekleştirmeye çalışmasıyla ne yapıyorlar? Karşılaşıyorlar. Onlarla karşı karşıya gereksinimlerini
gerçekleştirmek isteyen ahlaki özneler olarak ne yapıyorlar? Karşı karşıya geliyorlar. Dolayısıyla burada neyi kavruyorlar? Bizim özgürlüklerimiz, bizim öznel olarak gereksinimlerimizi giderme, karşılıklı gereksinimlerimizi giderme çabamız birbiriyle uyum haline gelmek zorunda. Yani bizim herkes kendi gereksinimini gidermeye çalışırken aslında bireysel olarak gereksinimlerimizi giderme biçimimizin de ne yapması gerekiyor? Burada eylem var, erek var vesaire birbiriyle uyum haline gelmesi gerekiyor. İşte her bir ahlaki özne kendi gereksinimlerini gidermeye çalışırken diğer öznelerle aynı şekilde gereksinimlerini gidermeye çalışan özneler olarak karşılaşmakla neyin bilincine varlıyor arkadaşlar? Toplumun herkesin onda gereksinimlerini giderebildiği, dolayısıyla herkesin kendisini onda gerçekleştirdiği, toplumda gerçekleştirdiği bir gereksinimler sistemi olarak kurulması gerektiği ne diyelim bilinci oluşuyor ve elbette ki bunun gereksinimi de ne yapılıyor hissediliyor ve bunun gereksinimi de elbette ne yapılıyor kavranıyor. Dolayısıyla moraliteyi üçüncü aşama olarak arkadaşlar modern toplumda hak ve hukuk kavramının gerçekleşmesinin üçüncü aşaması olarak karşımıza die Sittlichkeit aşaması yani ahlaklılık aşaması. Bu artık genel toplumsal aşamayı, genel toplumsal kurumların devreye girmesini ne yapıyor? Beraberinde getiriyor arkadaşlar. Evet, bu üç aşamada moralite bölümünde Hegel'e göre Hukuk Felsefesi adlı eserinde hak kavramının, hukuk kavramının gerçekleşmesinin ikinci aşaması olarak moralitede hak kavramının gerçekleşmesi birbirini takip eden ve sonunda üçünün ne diyelim birinci ve ikinci aşamanın veya uğrakların birbiriyle olan zıtlığı sonucu oluşan üçüncü aşama sentez aşaması iyi ve vicdan bölümünde ne oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. O halde vicdanın iyinin kurulması, vicdanın oluşması arkadaşlar, vicdanın oluşması ne demektir bu? Bir ahlaki öznenin bir başka ahlaki özneyle ilişkilenmesi sonucu kendisinde bir içselliğin oluşması anlamına geliyor. Yani diğeri dolayısıyla kendi içine yansıması, diğeri dolayısıyla kendi kendisiyle reflektif ilişki kurabilmesi anlamına geliyor ve işte o zaman moralite bölümü arkadaşlar hangi bakımdan bunu o zaman hak ve hukuk kavramının gerçekleşmesinin hangi bakımdan karşımıza çıkarıyor? İç ve dış özgürlüğün gerçekleşmesi bakımından yani toplumda özgürlüğün gerçekleşmesi toplumda diğerleriyle ilişkide aynı zamanda iç özgürlüğümüzün yani vicdan özgürlüğümüzün de gerçekleşmesi anlamına geliyor. İşte bunu gerçekleştirme çabası sonucu toplumun bir gereksinimler sistemi olarak tüm kurumlarıyla
tüm kurumlarıyla bir gereksinimler sistemi olarak ne yapılması gerektiğine götürüyor, kurulması gerektiğine götürüyor. Yani ahlaki öznelerin birbirleriyle olan ilişkilerinde kendilerini gerçekleştirmeye çalışırken, kendi gereksinimlerini gidermeye çalışırken birbirleriyle olan ilişkilerinde genel olarak toplumun da bir ne diyelim ahlaki insanların onda gereksinimlerini giderebildikleri ahlaki bir doğada ahlaki bir özne olarak kurulmasını ne yapıyor? Beraberinde kurulmasına ilişkin kavrayışı ne yapıyor arkadaşlar? Beraberinde getiriyor. Şimdi buraya belki bu moralite bölümünün arka planında arkadaşlar Thiel'in hukuk felsefesindeki moralite bölümünün arka planında halihazırda Thiel'in fenomenolojisinde özellikle Thiel bölümünde ikinci yani mantıksal olarak ikinci bölümünde formüle edilmiş olan ahlaklılığın gerçekleşmesi ile ilgili bir ne diyelim bir arka plan var arkadaşlar. Thiel'in fenomenolojisinde moralitenin gerçekleşmesine ilişkin formüle edilmiş olan kavrayışın burada hukuk felsefesinde bir yerde devam ettiğini veya bir başka bağlamda hukuk hak ve hukukun gerçekleşmesi bağlamında kendisini yeniden gösterdiğini görüyoruz. Şimdi belki burada Thiel'in fenomenolojisini bir hukuk felsefesindeki ahlaklılığın geri planı olarak bir bütün olarak anlatmak çok uzun zaman alabilir ama en azından biz orada bir yerde Stoacılar bölümünden hareketle Thiel'in fenomenolojisinde moralitenin gerçekleşmesinin nasıl öngörüldüğünü belirtmek önemli olabilir. Hukuk felsefesinde en azından moralite bölümünün ahlaklılık bölümüne geçmesiyle birlikte oluşmuş olan bütün bir topluma, istiyorsanız bütün bir insanlık dediğimiz türe ilişkin oluşmuş olan bakışın ne anlama geldiğini görmek için arkadaşlar Thiel'in fenomenolojisinin stoacılık bölümüne, dolayısıyla oradaki o Thiel bölümünde olan stoacılık bölümüne ve orada ahlaklılığın yani moralitenin daha doğrusu nasıl gerçekleşmesinin nasıl öngörüldüğüne bakmak, daha doğrusu orayı hatırlamak gerekiyor. Şimdi orada geri plan bilgisi olarak arkadaşlar Kant'ın pratik aklının üç kabulünün olduğunu hatırlamak gerekiyor. Bu üç kabul nedir arkadaşlar? Birinci kabul yani postulat deniyor ona bazen birinci postulat, ikinci postulat, üçüncü postulat deniyor ona. Şimdi burada ki mesela ahlaklılık ile bu Kant'ın pratik aklının postulaları arkadaşlar ahlaklılık ile doğallık arasındaki uyum ile ilgili olan bir şey.
Şimdi pratik aklın birinci postülasına göre ahlaklılık ile doğa arasında aslında olan zayende bir aslında olan bir uyum var. Yani potansiyel bir uyum var arkadaşlar. Kant'ın pratik aklının birinci postülasına göre moralite ile doğa arasında potansiyel bir uyum söz konusu, potansiyel bir uyum söz konusu ve fark ediyorsanız doğa diyor arkadaşlar. Doğa deyince burada söz konusu olan nedir? Doğada gerçekleşen özgürlük türün özgürlüğüdür arkadaşlar. Bu bakımdan hukuk felsefesinin ahlaklılık bölümüne geçmesiyle, hukuk felsefesinde ahlaklılık bölümüne geçmekle birlikte türün, yani bir bütün olarak toplumun aslında toplumda hak ve hukuk kavramının gerçekleşmesi, bir gereksinimler sistemi olarak gerçekleşmesi devreye giriyor. Dolayısıyla gereksinimlerin giderilmesi için üretilmesi gerekiyor. Bu üretim de ancak insanın doğayla olan ilişkisinde vücuda gelebilir. İlişkisi sonucu oluşabilecek olan bir şeydir. Dolayısıyla Kant'ın pratik aklının birinci postülası burada Hegel'in ahlaklılık bölümü için son derece açıklayıcıdır arkadaşlar. Birinci postüla o halde moralite ile doğa arasındaki potansiyel uyumu gündeme getiriyor. Potansiyel uyum, yani potansiyel olarak uyum var fakat bu uyumun aynı zamanda aktüel olarak da gerçekleşmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Gerçekleşmesi anlamına geliyor. Kant'ın pratik aklının o zaman ikinci aşaması arkadaşlar ne demektir? İkinci aşaması moralite ile doğa arasında kendi başına olan bir uyum. Yani eylemeye başlayan, bir yerde o potansiyelliğin gerçekleşmeye başlaması söz konusu arkadaşlar ikinci aşamada. Fürsicht seiende Harmonie zwischen Moralität und Natur arkadaşlar. Yani doğa ile moralite ile doğa arasında kendi başına olan uyumluluk Fürsicht seiende istiyorsanız kendi için olan da deniyor bazen Türkçe'de ama kendi başına olan demek potansiyel olanın aktüelleşmeye başlamasını ifade etmek için sanki daha doğru bir kavramdır. Kant'ın pratik aklının üçüncü postülası arkadaşlar, Kant'ın pratik aklının üçüncü postülası bu iki uyumun potansiyel olan ile aktüelleşmeye başlayan uyumun arkadaşlar bir yerde birbiriyle bir sentezlenme sürecine girmesi. Yine burada da bir konuş var. Onun karşısında bir yatsıma var. Yani potansiyel doğayla moralite ile doğa arasında potansiyel uyum, doğayla moralite ile doğa arasında gerçekleşmeye, aktüelleşmeye başlayan uyum. Yani bir zıtlık ortaya çıkıyor burada. Bu iki zıtlığın ise kapsanıp aşılması arkadaşlar üçüncü uyum aşamasını formunu veya Kant'ın
pratik aklının üçüncü postülası olarak karşımıza çıkarıyor. Bu da nedir arkadaşlar? İstiyorsanız buna pekala mutlak uyum, moralite ile doğa arasındaki mutlak uyum olarak bakabilirsiniz. Bu üç şey moralite ile doğa arasındaki aşama aşama oluşan bu aşama aşama oluşan bu üç uyum biçimi arkadaşlar aslında olan kendi başına olan ve mutlak olan anlamında bu üç aşamada o zaman Kant ne yapmıştı? Pratik aklın postulalarının belirlenmesini ve onların gerçekleşmesini öngörmüştü. İşte bu geri plan tartışması arkadaşlar, Kant'ın bu tartışması hem fenomenolojisindeki moralitenin gerçekleşmesi bakımından hem de Hegel'in hukuk felsefesinde şimdi soyut hukuktan sonra hak ve hukuk kavramının gerçekleşmesi bakımından soyut hukuktan sonra gelen moralite ve moralitenin de bir yerde moralite çerçevesinde en son öznelerin kendilerine ilişkin, ahlaki öznelerin kendilerine ilişkin bir tasavvura sahip olmaları, bir özne olarak gereksinimlerinin ne olduğuna ilişkin bir kavrayışa sahip olmaları ve bunu gerçekleştirirken, herkes kendisi için gerçekleştirirken bu süreçte aynı zamanda bir genel toplumsal özgürlük durumunun da oluşması gerektiğinin bilince varmalarıyla birlikte hangi aşama başlıyor arkadaşlar? Burada hangi aşama başlıyor? Burada işte ahlaklılık aşaması, yani zıt dikkat aşaması, yani bir gereksinimler sistemi olarak toplumun kurulma gereksiniminin, kurulma ihtiyacının gerekliliği her tarafta ne yapılıyor, hissediliyor ve arkadaşlar her tarafta hissediliyor ve bunun gerekliliği ne yapılmış oluyor, ne kavranmış oluyor. İşte üçüncü aşama arkadaşlar hukuk felsefesinin en uzun bölümü olan üçüncü aşamasında dizit dikkat aşamasında hak ve hukuk kavramının çok geniş bir alanda ve çok karmaşık bir süreçte bütün bir ne diyeyim, türü kapsayacak şekilde gerçekleştiğini, nasıl gerçekleştiğini Hegel'den öğreneceğiz. Bu zittlichkeit bölümünü, ahlaklılık bölümünü arkadaşlar iki aşamada ele alacağız. Belki de üç aşamada ele almamız, yani üç oturum yapmamız gerekebilir bunun için. İki oturum yetmeyebilir ama iki oturumda gerçekleştirebilirsek Hegel'in diğer eserlerini de biraz daha ne yapmış oluruz? Alan yaratmış oluruz arkadaşlar. Evet.